Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Bugün Opet'in dijital transformasyon sürecindeki önemli projelerinden S/4HANA dönüşüm projesi ile ilgili webinarımızı gerçekleştiriyoruz. Çok değerli katılımcılarımız var bugün. Önce ben kendimi tanıtayım. Adım Burak Uygur, Vektora'da finansal uygulamalar yöneticisi olarak çalışıyorum. Ebru Hanım, Ebru Palak, kurumsal kaynak planlama müdürü olarak çalışıyor. Murat Başoğlu Bey, finans müdürü olarak görev yapıyor. Serkan Özkan Bey, bütçe raporlama ve analiz müdürü olarak görev yapıyor. Melih Özbal da sevkiyat ve risk kontrol müdürü olarak görev yapıyor. Ben biraz projenin girizgahını yapayım, sonra zaten katılımcılarımıza sorularımızı yönelteceğim. Opet 46 milyar TL ciroya sahip, Türkiye'nin ilk beşinde yer alan en önemli değerlerinden biri. 99 yılından bu yana SAP kullanıyorlar. Ancak 2018 yılında dijital transformasyon sürecinde S/4HANA dönüşüm kararı aldılar. Finansal ve analitik tarafta Vectora firmasıyla çalışmayı tercih ettiler. Ve projede Greenfield metodolojisini uyguladık. Greenfield metodolojisiyle birlikte Eylül 2019'da 18.09 S/4 Core 103 versiyonu Support Package 2'de canlı kullanıma geçtik. Şu anda 5 aydır kullanıyoruz. Vektör olarak da desteğe devam ediyoruz. Ebru Hanım, size ilk sorumu yönelteceğim. Proje metodolojisi ve projenin fazları hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Activated metodolojisiyle yola çıktık aslında. Ama tam anlamıyla activated olmadı. Yarı activated diyebiliriz çünkü biz bir mother company uygulamadık şirkette. Ama en beğendiğimiz kısmı şu oldu. Kavramsalı aldıktan sonra bunun sistem üzerinde uygulanması ve test edilmesi aşamaları sistem üzerinde direkt birebir kullanıcılar tarafından yaşayan bir sistemde test etmenin avantajlarını yaşadık. Özellikle ana veri kısmı ile ilgili çok fazlaca dönüşler oldu. Her farklı test aşamasında farklı bir ana veri metodu uyguladık. Son girdiğimiz noktada artık hani son karar, nihai kararı en azından görerek, yaşayarak test aşamasına geçmiş olduk. Projenin fazlarını da şöyle söyleyebilirim. Biz 2017 sonunda ürün lisansımıza karar verip alımı gerçekleştirdik. Sonrasında bir proje planı, yönetimi, kimlerle birlikte çalışacağız. Bu tür çalışmaları da yaptıktan sonra araya bir aslında tümüyle projeden bağımsız diyebilirim. Süreç ve organizasyon bazında şirkete bakmak istedi üst yönetimimiz. Bir Ernst & Young'la birlikte çalıştık. Aslında tabii kullanıcılarımıza ikinci defa sistemi anlattırmış olduk bu sayede ama bir 6 ayı bu şekilde geçirdik. Sonra kalan 6 ayda asıl projeye başladıktan sonra sizlerle birlikte önce kavramsalı aldınız birer birer arkadaşlarımızdan ayrı ekiplerle. Bunları sistem üzerinde netleşen kısmını, kavramsalın net olan kısmını standart işlemlerle uyguladınız. Bizler 2019 Ocak ayından itibaren bütün kullanıcılara test sistemini ilk defa açtık. Dediğim gibi her fazda farklı ana veri metotlarıyla ki zaten öğrendik. Gerçekten bu projenin damga vuran kısmı bizim için ana veri oldu. Test aşamalarıyla en son duruma geldik. Aslında Haziran 2019 sonunda biz canlı geçiş yapacaktık. Bir 2 ay daha uzatma kararı aldık. O da bence çok değerli bir yaklaşım oldu gerçekten. Çok ince detayda rakam kontrolleriyle Eylül 2019'a geldik. Eylül 2019'a itibaren de canlı geçiş evet tamamlandı. O vakitten itibaren de canlıdayız. Bir de size tekrar bir soru yöneltmek istiyorum. Eski sisteminizde çok fazla zehirli yapı vardı. Bu zehirli yapılar aslında sistemi hantal hale getiriyordu. Bu zehirli yapılardan kurtulabildiniz mi? Bir de biraz klişe olacak ama en kritik başarı faktörleri sizce neydi projede? Opet 1999 senesinde canlıya geçti. O vakitte itibaren SAP kullanan bir şirket. Yaklaşık 20 senelik bir geçmişimiz var. Greenfield konusunda hiçbir şekilde bir şüphemiz olmadı. Evet, kesinlikle. Yolumuz buydu zaten. Çok fazla zehirli geliştirmemiz vardı, evet. Hatta eski projenin son zamanlarında bütün zehirli geliştirmelerimizi topladık. Yaklaşık 1000 küsur civarındaydı. Bunların yaklaşık 200 tanesini aktif olarak kullanıldığını tespit ettik. Bu arada eski şirket, yani eski sistemde çok fazla sayıda farklı süreçler, giren şirket, çıkan şirket, birleşen şirketler ve deyince arka tarafta çok fazla hem repair vardı hem zehirli geliştirme vardı. Bunların
acısını şöyle yaşadık. Eski sistemimizde son 10 senedir upgrade yoktu. Çünkü bir upgrade işlemine girdiğinizde biliyorsunuz bu zehirli geçmeler ve ripeyler gerçekten sıkıntılı. Onun sıkıntılarını ağır şekilde yaşıyorduk. O yüzden bunda zihnimiz son derece çıktı, mümkün olduğu kadar standart işlemler üzerinden gitmeye çalıştık. Ama oldu. Burada da işte mümkün olduğu kadar az sayıda tutmaya ve herkesi o şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Aslında bu standart yapılara geçişle birlikte Vectora'nın kullandığı paket çözümler sizin canlı sonrası destek maliyetlerinizi etkiledi mi? Yani mesela biz 99 yılından SAP kullanıyoruz 99 yılından beri. 2018 yılına kadar canlı geçişten sonra destekler almıştınız. S/4HANA geçişinden sonra hem standart yapılara geçip hem de Vectora'nın bu paket çözümlerini kullandıktan sonra destek maliyetlerinizin azaldığını düşünüyor musunuz? Azaldı. Aslında daha çok banka kaynaklı sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebilirim. Çok memnunuz. Aslında Murat Bey daha detaylı bilgi verecektir. Tabii bu bahsettiğiniz paketler çünkü finans müdürlüğünü özellikle ilgilendiren banka entegrasyonları ve DBS entegrasyonları oldu. Eski sistemde de çokça sıkıntılı durumlar yaşıyorduk. Şimdi artık daha standart, daha düzenli. Daha dediğim gibi genelde banka kaynaklı sıkıntılar yaşadığımız bir sistemimiz var. Memnuniyeti arkasından Murat Bey'den dinleriz. Evet, Murat Bey'le birazdan sorularımı yönelteceğim. Biz projede 14 FI ve CEO danışmanı olarak görev yaptık. Biz genelde projeleri implemente ederken kaynaklarımızı alt modüllere bölüyoruz. İşte buraya bir ya da iki FI ya da CEO danışmanı ne değil, daha kalabalık bir ekiple gelip alt modüllere bölüp daha hızlı ve çevik implementasyon yapmaya çalışıyoruz. Real Estate tarafında TRM'de, duran varlıkta, FI'nin altındaki işte satıcılar muhasebesi, müşteriler muhasebesi ve genel kebir muhasebesinde farklı danışmanlarla birlikte hareket ettik. Bu da dediğim gibi bize çeviklik kazandırdı. Keza CEO tarafında da öyle, işte ürün maliyetlendirmesi ve karlılık tarafında farklı danışmanlarla yürüttük projeyi. Keza FSPR için de öyle. Bu canlı geçişinde de bize migration aşamasında çok büyük hız kazandırdı. Paralel çalışarak hızlı bir şekilde transferlerimizi gerçekleştiriyor olduk. Projenin önemli katma değerlerinden biri de aslında finans tarafındaydı. Online banka entegrasyonu sağladık. Bankalar 11 bankayla hem online hesap hareketi hem de online DBS entegrasyonu yapıyoruz. Bu entegrasyonumuzu PIO üzerinden sağlıyoruz. Process Orchestra diye ara bir katmanımız var. O ara katman üzerinden bankalarla haberleşiyoruz. Tabii bu Vectora'nın paketi sadece PIO üzerinde çalışmıyor. PIO eğer lisansı olmayan müşterilerimizde de direkt ERP üzerinden de erişim sağlayabiliyoruz. Faturalar kesildiği anda, özellikle online DBS tarafında faturalar kesildiği anda ya da GİB'e ulaştığı anda e-faturaysa ya da istenen zaman aralıklarında faturalar otomatik olarak bankalara gidiyor. Keza bayilerin portal üzerinden limit bilgileri vesaire onlar tarafından gözlemlenebiliyor. Anlık olarak hangi bankadan ne kadar fatura kesileceğine kendileri karar veriyor biliyorlar. Limit bilgilerini keza anlık olarak sistemden alıyoruz. O da bizim zaman aralıklarımıza bağlı. 10'lar dakikada, 15'er dakika aralıklarda. Tahsilatlar gene online banka entegrasyonu üzerinden otomatik olarak kaydediliyor. Burada iş yükünü azaltmaya çalıştık. Tüm banka hareketleri de bunun içinde sadece müşteri tahsilatları değil. İşte PGS, OGS giderler olabilir, otomatik ödediğiniz faturalar olabilir. Arka taraftaki belli algoritmalara göre sistem bunların hesap tayinlerini yapıp muhasebe entegrasyonlarını yapıyor ve şirkete değer kattığına inanıyorum. Aslında Murat Bey, size soracağım. Online bank entegrasyonu ve online DBS entegrasyonu OPET'e neler kattı? Ne gibi kazanımlar sağladınız? Bir de kaç müşteriyi online DBS entegrasyonunda yönetiyorsunuz? Aslında siz birçok şeyi benim adıma söylediniz. Hı-hı. Çok teşekkürler. Gerçekten online banka entegrasyonundan önce başlayayım isterseniz. Hı-hı. 11 tane bankayla geçiş yaptık online banka entegrasyonuna. Bahsettiğiniz gibi bankadaki Opet Petrolcülüğün hesaplarındaki tüm kayıtları sadece dediğiniz gibi müşteriler değil, SAP'de bunların tanımlanmış olan müşteri numaralarına 5 dakikada bir gelen havalelerin hepsinin otomatik olarak işlenmesi gerçekten bize çok inanılmaz bir konfor alanı sağladı. Hı hı. Eskiden 4 tane arkadaşım klasik internet bankacılığındaki X-ray görüntüsünü aldıktan sonra paylaştıkları bankaları dört arkadaşım sırayla dönüşümlü olarak bu kayıtları işlemek durumunda kalıyorlar. Tabii bu da işin açıkçası müşterilerin artık teknoloji ve hız devrindeyiz. Bu çerçevede işin açıkçası bu havalelerin geç işlenmesinden dolayı
birçok müşteri memnuniyetsizliği ya da sıkıntı yaşadığınız olmuştu. Ama bahsettiğiniz gibi 5 dakikada bir bunun otomatik işlenmesi şu anda sadece kontrol için bir arkadaşımın bu kayıtları kontrol etmesiyle diğer 3 arkadaşımı departman içindeki diğer işlere kanalize etme şansı sağladı. Hı hı. Şeye geldiğinizde bu arada tabii bankaların altyapılarının izin verdiği ölçüde bu sayıyı arttırma yoluna ve bu konfor genişletme ve müşterilerimize daha istedikleri bankayla çalışma imkanı da sunma çerçevesinde çalışmamız devam edecek. Online DBS kısmına geldiğimizde yıllardır 2005 senesinden beri bizim FTP üzerinden bankalarla manuel bir sistem üzerinden gidiyorduk. Ama bahsettiğiniz üzere Secure FTP ve web servis tabanlı bankalarla konuşan sistemimizde bundan sonra artık anlık olarak bu faturaların gerek iptali, gerek tahsilatlarının limit risk dosyalarının alınması ve gerekse de öteleme de erteleme gibi işlemleri anlık olarak yapma şansına sahibiz. Bu gerçekten de artık olmazsa olmaz günümüzde. Ve bizim iki tane ayrı DVS sistemimiz var. Bunun bir tanesi farklı satış yöntemiyle müşterilerimizde teminat anlamında, direkt limit kapsamında çalışıyor. Bir diğeri de hem limit yani teminat ve hem de tahsilat yöntemi bazında çalışmakta. Yani aslında bir şirket kodu altında iki farklı DBS'yi yönetebiliyorsunuz. Aynen, kesinlikle. Aslında konu DBS ve limitlere gelmişken Sivus ürün ailesindeki kredi yönetimini de kullanıyoruz. Şimdi Melih Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Bu Receivables ürün ailesindeki kredi yönetiminden biraz bahsedelim isterseniz Melih Bey. Mevcut Esvarana ile hayatınıza giren yenilikler ne oldu? Müşterilerin kredi limitlerini online DBS ve online bank entegrasyonuyla entegre bir şekilde nasıl yönetebiliyorsunuz? Anlatmaya çalışayım. Tabii ki bu uygulamalara geçmeden önce verilmesi gereken bazı kararlar oldu. Çünkü kredi ve risk yönetimine bakış tarzımızda aslında radikal bazı değişiklikler yaptık. Proje öncesi aynı iş organizasyonunda olmasına rağmen ayrı ayrı çok sayıda kodda takip ettiğimiz tek VKN'ye sahip müşterilerimiz vardı. Bu zaman zaman tabii ki bize yönetim zorlukları yaratıyordu. Hem riski yönetme açısından hem tahsilatı yönetme açısından. Proje çalışmaları aşamasında sizlerle SAP danışmanlarımızla olan görüşmemizde tabii ki muhatap bazlı yani VKN bazlı nasıl bir yönetim yapabileceğimizi tartıştık. Bu noktada bazı kararlar verdik. Tabii yönetim desteğinde bu kararların arkasını almak şart oldu. Organizasyon bazlı nasıl yönetim yaparız derken doğal olarak bunları iş organizasyonlarının dinamikleri bazında belli gruplara böldük. Sadeleştirmeler yaptık ve sonuçta sadeleştirdiğimiz kredi kontrol alanlarında tek bir ödeyen kodu altında yönetebileceğimiz bir yapı oluşturduk. Tabii bunun şöyle bir kolaylığı oldu. Aynı kredi kontrol alanında ve tek ödeyen yapısında birleştirdiğimiz müşterilerin riskini tek bir limit altında yönetebilir hale geldik. Ve sonucunda DBS ve limitlerini bu tek bir ödeyen koduna açarak bayilerimizin aynı iş organizasyonundaki tüm risk yönetimini bu kanaldan yapmasını sağladık. Yapının içerisine online sistemi de kattığımızda son derece kolay, bayilerimiz için son derece kolay bir yönetim yapısı oluştu. Yani şu an bayilerimiz bir örnek vereyim, tek VKN'de 3-4 lisansı olan ve toptan satış imkanı olan bir bayimiz tek bir ödeyen kodu üzerinden, tek bir limit üzerinden siparişlerini yönetebiliyor. Anlık olarak DBS limitlerini görebiliyor, OPET'in vermiş olduğu limitleri görebiliyor ve bu kanaldan kendi siparişlerini yönetebilir hale geldiği için bize sipariş yönetiminde çok ciddi bir kolaylık sağladı. Aslında tabii bu kredi yönetiminin biraz önce bahsetmiştik bir ayağı da online bank entegrasyonuydu. Eğer işte müşteri bayi portalinden baktığında limitinin azaldığını ve bir havale yapması gerektiğini gördüğü noktada internet bankacılığından bu işlemi gerçekleştirdiğinde sistem zaten 5 dakika sonra onu otomatik olarak işleyip bayi portaline doğru rakamı yansıttığı noktada aslında herhangi bir iş birimine ve kullanıcı ihtiyaç kalmadan aslında
otomatik entegrasyonlarla limit artışını gözlemleyebiliyor. Bu da gerçekten projeye katma değeri olan. Doğru, evet. Bir... Projenin en büyük kazanımlarından bir tanesi bizim risk yönetimi açısından bayilerimizin artık hemen hemen anlık olarak Opet'teki pozisyonlarını görebilir hale evet. gelmeleri oldu. Aslında Opet'teki sevkiyat sistemin o kredi yönetimindeki limitlerine bağlı. Yani burada aslında demin de bahsetmek istediğim, sizin de katkı sağladığınız, işte bu bayinin kendi işleriyle, kendi operasyonuyla birlikte bankacılık üzerinden bu işlerini gerçekleştirdiği ve sevkiyatın aslında kendi yönettiği bir yapıya geçmiş oluyor. Serkan Bey, şimdi size bir soru yöneteceğim ama öncesinde bir bilgilendirme yapayım. Ekranın sağ alt tarafında bir alan var. Oraya sorularınızı bize yazabilirsiniz. Webinarın sonunda vaktimiz kaldığı noktada bunları değerlendirmeye çalışacağız. Eğer vaktimiz yetmediği durumda da ben zaten tek tek o soruların hepsine geri dönüş sağlayacağım. Serkan Bey, gayrimenkul sözleşmenin real estate modülü üzerinden takip ediyorsunuz. Real estate modülünün ve özellikle IFRS 16'nın sağladığı katma değerlerden biraz bahsedelim isterseniz. İlk önce hani biraz bizdeki yapı nasıl ondan bahsedelim. Evet. Aslında bizim işte yaklaşık 1700 tane istasyonumuz var. Bunların neredeyse hepsinin bir bayilik sözleşmesi. Farklı diğer sözleşmeleri işte kendi aramızda yaptığımız birçok sözleşme var. Bu sözleşmelerin hepsini aslında biz daha önce bir kısmını zeyli yapılarda bayikhanesi dediğimiz alanlara takip ediyorduk. Şimdi hepsini real estate üzerinde takip etmeye başladık. Burada yine özellikle hani bizim ve bayi iletişim departmanımızın bayağı sağlam çabasıyla beraber bunların hepsini bir çatı altında doğru bir şekilde toparlamaya çalıştık. Şu an aslında real estate dediğimiz tüm lisansları, bayilik lisanslarını takip ettiğimiz, belki de projenin göbeğinde olan bir modül. Çok şükür sorunsuz bir şekilde burada ciddi faydalarını aldık. Sadece bayilik sözleşmemiz değil, aslında bizim terminallerdeki yaptığımız işte kiralama sözleşmelerinden tutun da boru hattı sözleşmelerine kadar, araç kira sözleşmelerine kadar hepsini takip ettiğimiz bir modülümüz oldu. Yani aslında sözleşmenin bitiş, başlangıç, yaratacağı yükümlülük, işte varlıkların hepsini takip ettiğimiz modülümüz real estate modülü. IFRS 16 açısından da aslında IFRS 16 2019 yılında hayatımıza giren bir yeni bir standart. Bilen bilir, gerçekten can yakıcı, zor bir standart. Kabaca ileriye dönük olarak tüm kira sözleşmelerinizdeki yükümlülüklerinizi ve varlıklarınızı hesaplıyor. Biz zaten çok yakın bir dönemde, yani geçen hafta denetim şirketimize de bu sözleşmelerin hesaplamanın üzerinden geçtik. Onların da tamam, bu bizim kabulümüzdür dediği aslında ciddi anlamda bizi çok rahatlatan. Çünkü Excel'lerde yapmaya çalışıyorduk. Raporlamacıların belasıdır Excel'lerde yapmak bu işleri. Excel'lerde yapmaya çalıştığımız bir yapıyı tamamen aslında standart bir yapıya taşımış olduk. Biz de daha yeniyiz. Tabii ki bazı işte bizim de gördüğümüz şeyler oluyor. Onları düzeltiyoruz. Danışman arkadaşlar sağ olsunlar sürekli destekliyorlar bu konuda. Ama yani IFRS 16 tarafında real estate bizim hayatımızı, yani hayat standartımızı arttırdı diyebiliriz. Çünkü o Excel'de onu hesaplayıp bir sonuca ulaşmak ve onu kabul ettirmek denetimciye aslında kolay bir şey değil. Keza bunun bir de muhasebe entegrasyonu da var. Duran varlık entegrasyonu var. İşte aynen. Duran son attığınız. Aynen. Bizim aslında veri kayıtları var onların. Tabii ki yani bizim yine finansallarımız aslında SPK'ya açık. Bakmak isteyen evet. oradan görür. Çok ciddi yüksek rakamlar evet. oluşuyor burada. Bunların hepsini muhasebe entegrasyonu, işte ikinci defter dediğimiz IFIF deftere kayıtlarını hemen yapıyor. Araçlardan tutun da istasyon kiralarına kadar. Çift defter şeklinde bunların hepsi muhasebe entegrasyonu, hem karlılık tarafında hem muhasebe entegrasyonu doğru bir şekilde yapılıyor. O da bize çok büyük bir avantaj sağladı. Biraz da IFRS 16 demişken diğer IFRS dönüşüm paketlerinden konuşalım. IFRS dönüşüm kapsamında geçmiş sistemde muhtemelen Excel ortamlarında hesapladığınız bazı değerler vardı. Aynen. Bunları işte Vektör'ün IFRS dönüşüm paketini implement ederek ne duruma geldik? Şu an sistem üzerinden otomatik kayıtlar sağlayabiliyor musunuz? Raporlamasını nasıl yapıyorsunuz? İlk önce şöyle yine kendi yapımızdan bahsedeyim. Daha önce nasıldık, şimdi nasılız? Daha önce tek defter zaten var. Sadece book defterimiz vardı. Şimdi hem book hem if defterimiz var.
aslında kayıtlar eş zamanlı olarak devam ediyor. Artı üzerine bu IFRS'e özel hesaplamamız için reskont kayıtları. Zaten hani yine reskontlarımız da çok yüksek. İşte açılışta bahsettiğiniz o kadar yüksek, CEO'dan çok yüksek reskontlar ve kalem sayımız çok fazla. Bunların da doğru şekilde hesaplandığını gördük ve bunların kayıtların atıldığını gördük. Yine dönüşümler, işte IFRS 16 dönüşümleri yaptık. Yine BPC modeliyle aslında if defteri de biz reclass'ları da bir şekilde verip aslında rapora ulaşacak düzeye getirdik şu anda. O yüzden orada ufak tefek düzeltmemiz devam ediyor ama yani en azından bizi yani çok büyük bir iş yükü, yani aslında belki yani iş daha bizim için uzun sürecek ama daha doğru olduğuna emin olduğumuz bir noktaya geldik. Bizim için önemli olanı çünkü biz denetime başladıktan sonra bunu tekrar düzeltmemiz lazım diye geriye döndüğümüz çok bezler oluyordu. Şimdi tabii öyle bir şey yaşamayacağımıza inanıyorum. Çünkü artık sistematik bir şekilde sistem üzerine takip ediliyor. Amortisman kayıtları zaten yine dönüşümle hem bu hem IFRS farklı farklı gidiyor. İşte TFRS 16'dan bahsettim, reskont kayıtlarından bahsettim. Diğerlerinde zaten adjustment'larla veya reclass'larla hepsinin kayıtlarını atabiliyoruz şu anda. Bir diğer konu da aslında S4'a geçişlerinde, özellikle Greenfield geçişlerinde eski sistemle yeni sistem arasında transactional verileri transfer etmemiz gerekiyor. Evet. Bununla ilgili Vector'un yine hazırladığı bir S4'a migration tool'umuz var. Bu tool'la birlikte eski sistemdeki transactional verileri, bu açık kalem olabilir, bakiyeler olabilir, duran varlık olabilir. Arada bir yönettiğimiz mapping tablolarıyla, mapping katmanıyla eski sistemden verileri alıp yeni sisteme transfer ediyoruz. Burada aslında en önemli şey, en önemli konu müşterinin inisiyatifine bırakmadan, çünkü o Excel'lerde, dış ortamlarda hazırlanan veride illaki hatalar olabilir. Hani tekrar tekrar verileri at çek yapmamak adına bu tool'u geliştirdik ve bu tool'la birlikte dediğim gibi açık kalemler, bakiye kalem yöntemleri ve duran varlık entegrasyonunu sağlıyoruz. Bununla ilgili bu paket Serkan Bey sizin transfer esnasında işinize yaradı mı? Ne gibi kayıtlar oluşturdunuz? Yani biz çalışmadık. Onu söyleyeyim. Yani şey çok önemli tabii yani. Bizim için muazzam büyük bir katkıydı. Yani biz hep projenin başında beri bizim mali işler tarafında biz bu bakiyeleri nasıl aktaracağız diye kafamızı bin bir türlü soruyla nasıl yapacağız falan diye düşünürken işte sizin bu tool'unuz gerçekten yani bize çok büyük bir artı kattı. Nelere ihtiyacımız var onları tespit ettik. O ihtiyacımız olan her şeyi aslında bir şekilde eski sistemden alıp yeni sistemi attığında işte o mapping'i yaptığımızda zaten tüm kayıtları da kontrol ettiğimizde doğru sonuçlara ulaştığımızı gördüğümüzde çok yani bizim için çok büyük bir rahatlıktı. Çünkü OPET'in büyüklüğü, kalem sayısı belki yüz binlerce satır müşteri verisinden, yüz binlerce satıcı verisinden bahsediyoruz. Açık kalemler, milyonu geçen açık kalemler var. Bunların hepsini istediğimiz şekilde convert edip bir şekilde yeni sisteme aktarmak bir zulümdü bizim için. Aslında bundan kurtulmuş olduk. Tabii bir şey de var Serkan Bey. Şimdi bu hani sadece mevcut alanların mapping'i değil. Mesela işte eski sistemde ödeme koşulu A olabilir, yeni sistemde B olabilir. Aslında alan değişikliği de yapabiliyorsunuz bu tool'da. Eski sistemde iş alanı olabilir, yeni sistemde kel merkezi olabilir. Onların mappingini de yürütebiliyorsunuz. Evet. O yüzden aslında bir esneklik, bir konfor alanı sağlıyor gerçekten. Tabii ki yani en azından veriyi doğru şekilde aktarıyor olmamız bizim için zaten birinci koşulu. Bunu sağladığımız için çok aslında yani çok mutluyuz yani. Çok fazla efor sarf etmeden o adımı geçmiş olduk. Ben de eklemek isterim aslında. Bunun bir avantajı da şu oldu. Biz aslında eski kayıtları önceden aktarmaya başladık. Geçiş aşamasında çok rahatlıkla ilerledik aslında orada. Yani bu bizim için sistemi kapattık, hadi aktarmaya başlıyoruz, açacağız bu vakitte dediğimiz o aralıkta inanılmaz işimize yaradı. Doğru. Çünkü aslında müşteri bakiyeleri kredi riski etkiliyor. Aynı anda işte kredi limitlerini vesaire oluşturmamız gerekiyor. Yani çok çevik olup hemen açılışta bakiyeleri aktarıp operasyonel hayatımıza devam etmemiz gerekiyordu. Onu da hızlı bir şekilde yapıp hayatımıza devam ettik. Şu anda bir problem görmüyoruz diye düşünüyorum. Yok. Murat Bey, size birkaç sorum var hazine ile ilgili. Hazine süreçlerini proje öncesinde nasıl yürüttünüz? Nasıl yürütüyordunuz? Hazine modülünü devreye aldıktan sonra SAP üzerinde takip ettikten sonra ne gibi farklar gördünüz? Size bir hız çeviklik kazandırdı mı?
Şöyle söyleyeyim, işin açıkçası TRM modülünü daha önce kullanmıyorduk. TRM modülünü kullanmaya başladıktan sonra klasik 20 yıldır Excel yöntemi kullanıyorduk. İşin açıkçası en büyük hayalimiz de Excel'lerden kurtulmaktı. Tabii ki Excel'ler bize convert edip eski verilerimizi S4HANA'ya taşırken ciddi anlamda yardımcı oldu ama şimdi artık Excel'leri sadece belki çok yüksek şeyde görüntüsel olarak yapabileceğimiz bazı matematiksel kontroller için dışa aktarıp bu çerçevede kontrol yapmak için kullanıyoruz. TRM modülü bizim Serkan Bey bahsetti. Gerçekten rakamlarımız, adetlerimiz çok büyük. Çok fazla miktarda en azından şu örneği verebilirim. Müşterilerimizden almış olduğumuz teminat mektuplarımız var. Rakamları çok yüksek ve bunların yılda gerçekten çok fazla en az bir kere ellenmesi gerekiyor. Bu çerçevede bunların takibi, kontrolü ve buna ilişkin olarak raporlanması veya verdiğimiz, OFET Petrolcuk olarak vermiş olduğumuz teminat mektuplarının ya da kullandığımız kredilerin nakit akışlarının buna ilişkin olarak yapılması gereken hedge işlemlerindeki gerek cross currency swaplar ya da IRS gibi çeşitli swap ya da options kullandığımız opsiyonlar, forward gibi işlemlerimize ilişkin olarak mark to market'larda özellikle ciddi anlamda çok işlerimizi kolaylaştırmış durumda raporlamalarımız. Veya şey örneği verebilirim, en basitinden bir krediyi erken kapatmak istediğiniz zaman biliyorsunuz sözleşme çerçevesi bir penaltı ödemek durumundasınız, bir ceza ödemek durumundasınız. Bunların dahi kontrolünü anlık olarak ne kadar bir yük var, ne kadar bir faiz yükü var, ne kadar bir şey var. Bunların hepsinin anlık olarak ölçme, raporlama ve buradan kullandığımız bütün işlemleri bir müşteri, özür dilerim, yönetici raporu şeklinde de görselleştirme şansımız var. Ve çok yakın bir zamanda da bunu artık dijitalleşen dünyadaki biliyorsunuz Koç topluluğu olarak son 5 yılda ciddi anlamda dijitalleşmeye çok önem vermiş durumdayız. Bu çerçevede daha mobilize de olmak konusunda çok yakında artık hayalimiz bu olacak. Yani, bu arada projenin webinarın başında söylemiştim. Biz bu projede finansal ve analitik olarak görev aldık. TRM tarafı ile ilgili de aslında analitik tarafta birçok raporunuz var. Bu raporların işte yönetici dashboardlarıyla bir beslendiği bir platform. Orada ne tip raporlar alıyorsunuz? Size katma değeri nedir? İşin açıkçası bir finansal yöneticinin, finansal risklerinin yönetimi çerçevesindeki bu klasik bildiğiniz anlamdaki tüm finansal risklerin yönetimi ve çeşitli rasyoların anlık olarak takip edilmesi. Biliyorsunuz artık Türkiye ekonomisi jeopolitik anlamda da ciddi anlamda günlük olarak hatta anlık olarak gerçekten çok değişebiliyor. Ki Melih Bey biraz bahsetti, yeni bir müşteri risk yönetimi ve risk santralizasyonu ve sınıflandırması uygulamasıyla beraber ciddi anlamda bunların hepsinin anlık görüntülenmesi, yönetilmesinin kolaylaştırılması anlamında çok ciddi bir tabii ki destek sağladı. Şeyi de söyleyebilirim. Özellikle bu mark to market'tan bahsettim. Biliyorsunuz artık an para anı, paranın zaman değeri. Bu çerçevede normal şartlarda biz profesyonel yöneticilerin de amacı şirketimizin kıt kaynaklarını olabildiğince verimli ve optimum şekilde kullanabilmek. Bu noktada da bütün imkanlarımızı ya da kullanmış olduğumuz enformasyon platformlarını yani Bloomberg, Reuters gibi bu platformlardan da ciddi anlamda S4HANA'nın entegrasyonu çok kolay ve kullanışlı. Bunda da kullanmaya yakında başlayacağız. Tabii raporlara ben de bir nakit akışı çıkartmak. Kesinlikle. Şimdi birazdan nakit akışla ilgili soruma da geleceğim. O da aslında projenin katma değerlerinden biri. IFRS tarafını konuşuyorduk. TRM tarafındaki işlemlerin, yani TRM ürününü kullanmamızın IFRS'e katkıları neler oldu Serkan Bey? Şöyle oldu, aslında biz yine çift deftere göre kayıt atıyoruz. Ne yapıyoruz? Dönem sonunda kredinin üzerindeki res kontları hesaplarken, işte VUK'ta 373 hesabı derken IFRS'e kredinin üzerine girer. Bunları işte VUK'ta 373 IFRS defterde kredinin üzerine gidecek şekilde yönlendirilmesini yaptık. Ayrıca biliyorsunuz yine IRR dediğimiz
kredilerin üzerindeki res kontunun amortize edilmesi, onu da eş zamanlı olarak yani VUK'ta VUK usulüne göre hesaplarken IFRS'i IFRS usulüne göre hesaplayıp yine kredilerin üzerine doğru şekilde atıldığını gördük. Bu da bizi aslında yine çok karmaşık bir Excel dosyasından kurtardı. Bir de tabii defteri doğru şekilde yapılmasını sağladı. Yani TLM tarafında biz kendi kullandığımız anlardan oldukça memnunuz. Murat Bey, biraz önce Ebru'nun nakit akışıyla ilgili size top atmış. Nakit akış raporlamasını anlık olarak sistemden alabiliyor musunuz? Evet, alabiliyoruz. İşin açıkçası ben Opet'teki 20. senem, 20 yıldır en büyük hayalim işin açıkçası bunu SAP'den yani olması gerektiği gibi muhasebe sisteminden anlık olarak takip edebilmek, hatta geleceğe yönelik olarak da bunu projekte edebilmekti. Tabii çok kolay değil ama S4HANA gerçekten bu anlamda çok ciddi bir hareket kabiliyeti sağladı. Hem geleceğe yönelik olarak tahminlerimizde ve kullandığımız ekonometrik yöntemlerle bunu tahminini oluşturmakta, hem de an itibariyle ne kadar ödememiz veya ne kadar tahsilatımız, ki OBİ'nin de desteklediği, o anda hangi bankada ne kadar paramızın an itibariyle oluştuğunu görüp, dediğim gibi biraz önce de bahsettiğim gibi optimum anlamda kaynaklarımızı kullanmak adına çok katkısı oldu gerçekten. Şimdi biraz CEO tarafına geçelim isterseniz. Finans tarafını fark edelim. CEO tarafıyla ilgili konuşalım. Eski sisteminiz aslında PA tarafında cost based bir PA kullanıyordunuz. Artık yeni S4HANA ile birlikte account based PA tarafına geçtiniz. Bu ikisi arasındaki farklar sizce neler? Hani mutabakat eskiden belki hızlı yapamıyordunuz FI yani tarafıyla, ama şimdi ne gibi farklılıklar oldu hayatınızda? Cost based ile account based arasındaki en temel fark aslında yani bir raporlamacı şunu görmek ister. Mizanı çektiğiyle karlılık raporunun aynı olmasını bekliyor. Account based'de bunu sağlayabiliyoruz. Cost based'de bunu sağlayamıyorduk yani. Şunu alıyor, bunu almıyor. İçerideki yapı işte şu şuraya gidiyor. Adreslemeniz lazım. Tamam, bu süreçten kurtulmuş olduk. Yani bir muhasebe kaydı oluşturduğunda aslında bir satış faturası düzenlendiğini, bunun karşılığında onun işte FI belgesi düzenlendiği anda bizim account based'de yani CEO tarafındaki karlılıklarda, karlılık raporunda doğru şekilde çalışıyor. Bunun için ne yaptık ilk önce? Şirketteki tüm raporları topladık. Kimin neye ihtiyacı var? Hepsini bir potada aslında konsolide ettik ve ona göre aslında uzun büyük bir PA karakteristik listesi çıkardık. Yine elemelerle şu olur bu olmaz falan derken artık herkesin mutabık kaldığı bir noktada aslında PA'nın karakteristik tarafını belirledik ve account based'e devam etme kararı aldık. İşte ilk testlerde yaparken tabii istatistiki koşulumuz çok fazla. İstatistiki koşulumuz derken yani şu terminalden mi alırsam işte şu kadar servis ücretim olur gibilerinden. Gerçekte realde de olan ama işte bizim satışla ilişkilendirmeye çalıştığımız birçok istatistiki koşulumuz var. İstatistiki koşul deyince aslında gerçek bir muhasebe kaydı değil. Bir faturanın arkasında bir fatura düzenlediğinizde FI belgesi olarak baktığımızda yüzlerce satır belge çıktı, satır çıktı. İşte muhasebe tarafındaki işte muhasebe yöneticimiz de tabii ki haklı olarak isyan etti. Böyle olmaz dedi. Bir muhasebe belgesi. O zaman işte yine sizin önerinizle ikinci, üçüncü bir deftere geçtik aslında. O da aslında bir extension ledger'de S4HANA ile gelen bir yenilik var. Sistem ana defter ve paralel deftere ek olarak bir ek defter yaratma imkanı sunuyor. Bu ek defter aslında paralel ya da ana defterin bir uzantısı. Burada EFRS defterin bir uzantısı olarak kullanılıyor. Sadece o deftere attığınız kayıtlarla birlikte EFRS defterini toplayarak size raporluyor. Evet. Ve bu defterin aslında en büyük özelliği de istatistiki, SD koşullarınız vesaire varsa doğrudan bu deftere kayıt atarak ne IF defterine ne de VUK defterine etkisi olmadan üçüncü bir defterde SD istatistiki koşullar artı IFRS rakamlarını raporlayabildiğiniz raporlaması diyebiliriz aslında. Yani çok büyük faydasını görüyoruz şu anda. Daha önce işte PA tarafında cost base'de yakaladığımız istatistiki koşulların hepsini, hatta daha da fazlası gerçeğe en yakın bir şekilde hepsini şu an o diğer üçüncü defterde destek olan defterde takip ediyoruz. Karlılık tarafında da, karlılık raporlaması tarafında da aslında bizim raporun ham verisini tek bir alana indirdik böylelikle.
Şu an isteyen herkes, karlılıkla alakalı olan herkes o rapordan beslenip istediği alanları çekebiliyor. Bize yani büyük bir katkısı oldu diyebiliriz. Bu da dediğim gibi Esporana ile birlikte gelen bir özellikti. Bir de son olarak son ürünümüz Efesper aslında. Efesper de müşterilerimiz tarafından çok merak edilen bir ürün. İşte performansının çok yüksek olduğu öngörülüyor ama tabii bunu yaşayan bilir. Sizin ağzınızda çok yüksek. Aslında Efesper ürününde neler yaptınız? Size performansın etkisi nasıl oldu? Belki eski sistemle karşılaştırarak bize anlatabilirsiniz. Tabii şimdi şeyden bahsedelim. Aslında biz Efesper'i niçin kullanıyoruz? Efesper'i aslında giderlerin dağıtımı için kullanıyoruz. Giderlerin dağıtımı derken satışla birebir ilişkili olmayan işte genel müdürlükteki bir reklam giderinden düşününde yani PA karakteristiği doldurulmamış bir FI kaydından bahsediyorum. Bunlar çeşitli algoritmalarla satışların üzerine müşterilerin üzerine dağıtmaktan bahsediyoruz. Biz bunu Efesper'de daha önce eski sistemde hepsinin için bir adım belirleyip o adımları tek tek üzerine çalıştırıp sırayla devam ediyorduk. Şu anda Efesper yaklaşık bunu böyle 10 saniye 15 saniye içerisinde sağlayıp bize sonuçları gösteriyor. Efesper'in güzel özelliklerinden bir tanesi elde ettiğiniz veriyi bir yere yazmak zorunda değilsiniz. Kendisi tutabiliyor. Simülettiğiniz veriyi işte biz bütün karlılıkla ilgili olan her şeyi şu an BV'de konsolide ediyoruz. ERP'den geleni BV'ye aktarıyoruz. Efesper'den geleni BV'ye aktarıyoruz. Hepsini orada konsolide ediyoruz. Yani biz aslında gerçekten bir bayinin, bir müşterinin doğru karlılığını şirketin üzerindeki işte genel müdürlükte, pazarlama genel müdür yardımcılığında veya satışla birebir ilişkili olmayan herhangi bir gideri satışla ilişkilendirerek belirlediğimiz algoritmalara göre hepsini satışların üzerine dağıtıp doğru bir şekilde karlılığı veren bir model. Yani Efesper'den ileride daha da faydalanmalara devam edeceğiz. İşte simülasyonlar olarak yatırım simülasyonlarını kullanmayı planlıyoruz ama geçeri daha 5 ay oldu. Nefes alıp bir noktadan sonra ikinci fazla devam etmeyi düşünüyoruz bunları da. Ebru'nun son sorum size aslında. Proje yönetimi olarak finansal ve analitik taraftaki vektöre tercihinizin en önemli sebebi nelerdi? Aziz, siz kendinizi seçtirdiniz. şöyle oldu. Sizlerle yani danışman firmalarla seçim aşamasında bize teklif vermek istediğinizde dedik ki biz OPET olarak süreçlerimizi anlatalım. Bize paket olarak bir rakam verin. Bunları buna göre devam edelim. Siz de haliyle bizleri dinlemek istediniz. Farklı birimlerle görüştürdük. Bu arada gerçekten OPET'te kadro çok iyi. Yani proje kadrosu hem key user'lar açısından çok rahat ettim. Danışmanlarla alakalı. Key user'larımız da bu arada sizleri dinlediler. Yani siz aslında bilgi almak isterken onlar da sizleri ölçüp tarttılar. Bir anket gönderdim ben key user. Yani bu toplantıya katılan arkadaşlarımıza kimlerle çalışmak istersiniz diye. Çok demokratik bir ortam. Aynen öyle. Onun sonucunda çıktı bu karar. Bize son derece memnun kaldık açıkçası. Keza biz de öyle proje hem Vectora firmasına çok değer kattı, OPET firmasına da çok değer kattığını inanıyorum. Çalıştığımız iş birimindeki yöneticiler, çalışma arkadaşlarımız gerçekten omuz omuza dirsek temasıyla birlikte çalıştık. Çok da başarılı bir iş yaptığımıza inanıyorum. Bizim açımızdan çok değerli bir projeydi. Ben değerli katkılarınız için de çok teşekkür ediyorum. Hem projeye hem de bugünkü webinarımıza. Sorularımız varmış iki tane. Şimdi o soruları ben size yönelteyim. Proje canlıya geçmeden önce Nuh Cimento'dan bir soru gelmiş. Proje canlıya geçmeden önce organizasyona değişiklikler oldu mu? Yoksa mevcut roller ve iş tanımları birebir yeni yapıya taşındı mı? Ben cevaplayabilirim. Çok keskin bir dönüş olmadı aslında. Şöyle, bize en büyük katkısı ilk başta ana veri ekibinin eskiden SAP birimindeydi. Kurumsal kaynak planlamadaydı ana veri girişleri ya da karar derken talep alıp gerçekleştiriyorduk. Şimdi artık bir birim tarafından, ayrı bir birim tarafından gerçekleştiriyor. Bu bizi çok rahatlattı, kesinlikle söyleyebilirim. İkincisi de
Bizde eski sistemde bütün girişleri aslında son anı, mesela muhasebe fatura girmek için bunun öncesinde siparişin de teslimatın da faturasının da aynı tarafta muhasebede gerçekleştiriliyordu bu işlem. Şu anda artık satış siparişi ise satış ekibine, eğer satın alma ile alakalıysa ilgili birime, sevkiyat teslimatları gerçekleştirir, faturaları da muhasebe girer oldu. Aslında bir taraftan sanki etrafta muhasebenin işini yapıyoruz biz konuşmalarını duyuyorum, evet, ama aslında doğrusu bu. Bu tür organizasyonel değişiklikler oldu. Bir de dediğim gibi hani Ernst & Young'la birlikte çalıştıktan sonra üst düzeye sunulan raporda bir takım organizasyonların hem birbirinin içine girdiği, mükerrer gerçekleştirdiği vesaire, bununla ilgili de bir rapor gitti. Orayı artık yavaş yavaş yönetim değerlendirip kendi aksiyonu kendisi alacak şekilde ilerledi. İkinci bir sorumuz da Opet'te tedarik zinciri finansmanı yapılıyor mu? Yapılıyorsa bu konuyla ilgili nasıl bir dönüşüm süreci izlediniz? Opet'te tedarikçi finansmanı işin açıkçası Opet Petrolcülüğün iki tane büyük tedarikçisi var. Hı-hı. Bunun bir tanesi malum mal aldığımız Tüpraş. Hı-hı. Bir diğeri de birçok Koç Grubu şirketi gibi Zer firmasından ciddi anlamda birçok işlerimizi tedarikimizi sağlıyoruz. Onun için tedarik finansmanı yapılmıyor. Çünkü çok ihtiyaç duymuyoruz işin açıkçası. Başka sorumuz var mı? Hemen bakayım. Projede eğitim ve dokümantasyon sürecini nasıl takip ettiniz? O kısım biraz sıkıntı oldu tabii. İlk başta kavramsalları alırken doküman tarafımız daha yoğun yürürken sonra fark ettik ki dokümanların arasında biraz boğuluyoruz gibi. Evet. Aslında sisteme taşımamız lazım. Sistem üzerinden konuşalım. Ki bu arada gerçekten şöyle, hem karar verip test ederken herhangi bir şey değiştirip bunun aynı zamanda dokümantasyonla uygulamak tarafını çok kontrollü gidememiş olabiliriz. Yani bu çünkü çok büyük bir hem şöyle bir şey söyleyeyim, tabii bu arada siz baştan söylediniz, biz farklı birimlerle farklı şekilde projeyi yürüttük. Aslında öbekler halinde yürüdü. Bunu iş birimi tarafında karşılayan ekibimiz ya da ekiplerimiz gayet donanımlıydı. Ama biz kurumsal kaynak planlama ekibi olarak bütün toplantılara yetişemedik. Evet. Öyle bir eksikliğimiz oldu. Yani çok kontrollü olduğumuzu söylemem ama mümkün olduğu kadar dokümant etmeye çalıştık. Ben bu arada bir soruyu atladım sanırım, burada Türkiye'de geldi. Proje kriterleri, başarı kriterleri. Evet, başarı faktörleri. Evet, başarı kriter faktörleri. Birincisi, bu proje bir IT projesi olmadı. Yani IT'den çıkan bir proje olmadı. Mali işler genel müdür yardımcımızın talep ettiği bir projeydi. Hatta uzun süredir istediği bir projeydi. Hanan'ın biraz olgunlaşmasını bekledik açıkçası. İkincisi, çok değerli iş biriminden, ben key user diyeceğim artık aslında, herkes modül dedi. Eskiden bizi tanımıyorlardı. MM ne demek, SR ne demek, EFI ne demek diyorlardı. Şu an artık herkes evet, modülle geliyor bize. Çok değerli key user'larla, yani süreç sahipleriyle çalıştık. Bu arada genel müdür yardımcımız Mali İşler neredeyse ofisini proje odasına taşıdı. Yani onun da desteğini, üst yönetimimizin desteğini açıkça belirtmem lazım bu arada. Tabii danışmanlarımız da kaliteli olunca gayet güzel şekilde ilerledi. Projede gerçekten üst yönetimin de katkısı çok değerliydi. Özellikle Didem Hanım'ın projede aktif olarak görev aldı ve bizi sürekli desteklediği bir yapıda çok doğru ve düzgün bir geçiş sağlayabildik. Bir soru daha varmış. Ondan önce bir ilave bulunabilirim. Bir duruma katılıyorum. Gerçekten biraz anlatmaya çalıştık. Opet Petrolcük olarak biz S4'a geçişinde devrim sayılabilecek değişiklikler de gerçekleştirdik şirketimizin içinde. Herhalde bu sorunsuz ve başarılı geçişte hem siz danışmanlarınıza hem çalışma arkadaşları olarak iş birimi sahibi biz profesyonel olarak planlamayı çok iyi yaptığımızı, ihtiyaçlarımızı size doğru anlatabildiğimizi ve bu çerçevede siz gerçekten bizim ihtiyaçlarımıza uygun çalışmalar sonucunda
ortaya çok güzel bir şey çıkarttınız ve bu yüzden de çok başarılı bir geçiş olduğuna ben inanıyorum. Hı-hı. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aslında biz belki burada 4 kişiyiz şu anda OPET'te ama çok geniş katılımlı. Yani evet, bizim tarafta OPET tarafından çok geniş katılımlı bir proje oldu. Kesinlikle. Yani herkes taşın altına elini koyarak bir şekilde bir noktaya getirmiş. Aynen. Belki de en büyük kriterlerden bir tanesi. Zaten aslında projenin başarısını şöyle de anlayabiliriz. Mesela aynı ortamda şu an webinarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizim proje yöneticimiz burada. Evet. Bütçe raporlama, sevkiyat, risk ve finansman burada olduğu için aslında projenin başarısı burada ortaya çıkıyor. Hani projedeki tüm kuvvetleri mutlu edebildiğimize inanıyorum. Son bir soru daha varmış. Sevkiyat, Eyüpsel'e geçişi sağlandı mı? Sorusu var ama daha güzel herhalde Eyüpsel'e geçişini yasal mevzuat şu an 1 Temmuz 2020'ye kadar izin veriyor. Aynı anda Eyüpsel'e geçişinde açıkçası riskli bulduğumuz için 1 Temmuz 2020'ye bıraktık. Fakat projeyle birlikte e-arşiv tekrar e-arşivi aktive ettik. Ve çok aslında köklü değişikliklerden bir tanesini de daha yaptık proje geçişi esnasında. Kendi sistemlerimizde biz e-faturayı kullanırken hem e-faturada hem e-arşivde entegratörle çalışmaya başladık proje geçişiyle birlikte. Evet, aslında dönüşüm tarafında da bir geçişimiz oldu aynı tarihte. Evet, bir de o platformda değiştirdiniz. Son sorulardan birkaç soru daha gelmiş. Şimdi onların da üzerinden geçelim isterseniz. Esforan'a dönüşüm geçiş süreci toplamda ne kadar sürdü sorusu var. İsterseniz. Bizim şöyle, zaten eski sistemde mevcut SAP kullandığımız için bizi zorlayan, sıkıntıya sokan herhangi bir geçişle alakalı, zamanla alakalı bir sıkıntılı durumumuz yok. Sadece hedeflerimiz vardı. Toplam 16 ay sürdü herhalde diyebilir miyiz? Aslında neredeyse 2 seneyi bulduk. Yani bir sene 9 ay civarında birebir de tabii bu iş biriminin katılması diyelim ki. İvo'nun katıldığı toplantılar. Evet. Yaklaşık 1,5 sene, 1,5 senenin biraz daha üstünde bir zaman harcadık. Projenin, webinarın başlangıcında şey demiştik işte Zeyli Hantal yapılardan kurtulduk. Bunlar bize hız kazandırdı. İşte destek maliyetlerini vesaire düşürdük ama başka bir bakış açısıyla da bir soru gelmiş. Bu Zeyli ekranları azalttınız, bilgisini verdiniz. Ancak standart ekranlar tam olarak isteği, talepleri karşılayabildi mi? Karşılayamadı. Aslında hala. Ya bu yaşayan bir sistem. Hani bundan öncekini 20 sene kullandık. Bundan sonrakini ne kadar zaman daha kullanacağız bilmiyorum. Ama şu an açtığımız haliyle son 5 aydaki talepleri de değerlendirdiğimizde biz mümkün olduğu kadar dik durmaya çalışıyoruz. Yani orada gelen talebin gerçekten kaprisli bir talep mi yoksa gerçekten iş birimlerinin çok zorlandığı, sıkıntıya girdiği bir talep mi onu ayırt etmeye çalışarak ilerlemeye çalışıyoruz. Mevcut yapıdan sapmamaya çalışıyoruz ama çok da böyle katı kesin kurallarımız yok. Şunu eklemek isterim orada. Biz aslında bu Zeyli yapılardan kurtulmadan önce Zeyli yapıları çok iyi analiz etmeye çalıştık. Gerçekten bunlara ihtiyacımız var mı? Bunları standart tarafta karşılayabilir miyiz diye. Ve Zeyli yapıyı tercih eden birime standarttaki karşılığını sunarak bak Z'de bu var ama standartta var. Bunu yaparsak işte bakıma ihtiyacımız yok, şuna ihtiyacımız yok. Sen de hayatın daha rahat devam edecek. Herkes bir şeylerden biraz feragat ederek bir noktaya buluşmaya çalıştık aslında. Yani standart tarafında ihtiyacımızın çoğunu karşılıyor diyebiliriz şu anda. Mesela geçmişte ödemeleri tamamen Z'li bir platform üzerinden gerçekleşiyor. Mesela şu an Esforhana ile birlikte tüm ödeme proseslerini aslında standart yapı üzerinden gönderiyoruz. Bankalarla SAP'nin sunduğu platform üzerinden iletişim kuruyoruz. O da gerçekten projeye katma değeri olan konulardan biriydi. Burada ben de bir ekleme yapabilirim işin doğrusu. Hani Z'li yapıları hala arayan arkadaşlar var. Bunları hala hazırda doğru çözüme, standart raporlamalara yönlendirmeye çalışıyoruz. Zeyli yapıların en büyük sıkıntılarından bir tanesi iş organizasyonlarının kendi ihtiyaçlarına yönelik bir rapor dizayn istemeleri. Fakat bu raporu kullanan diğer iş organizasyonlarının ihtiyaçlarını göz ardı etmeleriydi. Şimdi doğal olarak bir müdahale olduğunda o raporda bir şeyler değişiyor. Diğer organizasyondaki arkadaşlar
bu raporu anlamakla vakit kaybediyorlardı. Herkes aslında standardı kullanır. Standarttan kendi ihtiyacını alırsa tek düzey ve doğru gitmenin bir yöntemi aslında. Arkadaşları halihazırda tabii doğal olarak buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Eğitim süreci bir yandan da devam ediyor işle birlikte. Eski alışkanlıklar kolay bırakılmıyor. Aslında önemli kriter, ilk başta söyledik ya, 99'dan beri kullandığımız 20 yıllık iyi SAP kullanan insanlar var. Onları standarta ikna etmek çok zor. Evet. Kendimiz açısından bile, yani ben bile hani projenin işte her tarafını elemeye çalışacak, biz bile bir nokta kilitlendik ya, Z'yle olsa mı olmasa mı diye kendi aramızda. Benim danışmanlık kariyerimden daha önce SAP'ye başlamışlarım var burada. Doğru, evet. Hakikaten o alışkanlıkları yapmak biraz zor oldu ama birçok yerde de başardığınıza inanıyorum. Bir şeyle ben ekleyeyim. Aslında biz aslında hala kopmadık. Şöyle artık WhatsApp var hayatımızda. Kendimizce kep komitesi kurduk. Gelen talebi gerçekten en sıkıntılı bir şeyse kendi iç tarafta değerlendirip sonra devam ediyoruz. Yani evet, kendi başımıza ilerlemiyoruz. Bir ekip halinde ilerliyoruz. Böyle devam etmesi lazım inşallah. Bir diğer soruda nakit akış planlaması bütçe bazlı mı yapılıyor? Sorusu var. Projeksiyon nasıl yapılıyor? Biraz İşin açısı tabii ki bütçeden bağımsız yapılmıyor. Bütçe ama bildiğiniz gibi yılın bir önceki yılın sonunda belli tahminler üzerinde oluşturulmuş bir bütçe. Bu konuda Serkan Beylerle tabii ki dirsek teması halinde çalışıyoruz. Ama malum bütçe dinamik bir yapı. Bütün değişiklikler çerçevesinde biz her ay, hatta her an diyebilirim işin açıkçası, bütçeyle beraber planına gitmesi için gerekli önlemleri almak adına da evet, aslına bakarsanız sorunun cevabı biraz uzun verdim ama tabii ki beraber yetiştireceğiz. Şey, mesela çok oldu işte, ne kadar temettü ödeyeceğiz, bütçe planında ne kadar temettü alacağız, hangi ayda alacağız, işte aynen, şurada ekstra bir durum kesinlikle var mı? Sürekli işte Murat Bey'le beraber konuşarak bir noktaya getirip orada, yani bilgi alışverişini mutlaka yapıyoruz. Özellikle burada bahsettiğim finansal riskler yönetimi konusundaki bazı rasyolar ciddi hayati değer taşıyor. Bu çerçevede eskiden bunları Excel kullanarak çeşitli tahminlerle yapmaya çalışıyoruz. Mesela kullandığımız bir, şu anda söyleyemeyeceğim bir rasyo var ama bununla anlık o rasyoyu ölçüp bilançomuzdaki belli bir şeyde bu çerçevede S4ONA sayesinde rahatlıkla yönetebiliyoruz. Son sorumuzu da sorayım, ondan sonra oyunlarımızı kapatalım. Geçiş sonrasında ilk ay kapanışında nelere dikkat edilmeli gibi bir soru gelmiş. Hangi kontroller yapılmalı? Yani şöyle söyleyeyim, geçişte en büyük tabii ilk önce bizim için eski sistemdeki mizahla yeni sistemdeki mizah birbirine eşitme. Bunu çok kritik. Tabii birçok yeni uygulamalar geliyor. İşte real estate hayatımızda yoktu. Doğru. Ödeme yöntemimiz değişti. İşte ara hesaplar kullanılmaya başlandı. O hesapların mutlaka temizleniyor olması lazım. Şu an 103 hesap kullanıyoruz. Eskiden kullanmazdık. 899 kullanıyoruz. Bunları kullanmıyorduk. Bunlar aslında bize mutlaka gelir tablosu veya bilançoyu etkileyen bir kalem. Bunların mutlak temizleniyor olması lazım kapanışta. Tabii ki ilk ay aksaklıklar çok oldu bizde de. Çünkü dediğimiz gibi hani 20 senelik de SAP kullanıcısı olsa ama 1 aylık real estate kullanıcısıydık yani sonuçta veya 1 aylık TRM kullanıcısıydık. Evet. Şey çok önemli, yani mali işler tarafında o bizim için çok önemliydi. Bizde bir birim gerçekten eski sistemdeki mizan bu, yeni sistemdeki mizan bu, bakın birbirine eşit böyle devam ediyoruz diye. Bu çok önemli bir olay, bunun yapılması lazım mutlaka. Dediğim gibi yeni uygulamayla başlayan yeni modüllerden dolayı oluşan hesaplardaki ara hesapların mutlak olarak temizlenmesi gerekiyor. O işte hem IFRS tarafında hem VUK tarafında doğru katkılar da sağlıyor. Onun dışında aslında bildiğiniz gibi zaten kapanış kolay bir olay değil aslında. Yani sistem değiştirseniz de işte standart her şey çok önemli. Adım listesi çok önemli. Yani şunu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık, şimdi bunu yapacağız. Şunları. Çünkü ilk ay gerçekten biz aslında canlıya geçtiğimizde ki ayın sonunda rapor yaparken biz hala canlıya geçiyorduk. Yani canlıya geçiş bir günde olmuyor, siz de biliyorsunuz. Yani sorunlar sürekli devam ediyor, işte şunu kapat falan. Gerçekten bir birinin oturup onu doğru şekilde yapıyor olması lazım.
Bir de bize o çok doğru bir tercih oldu. Geçiş için çeyreklerinin veya yıl sonu seçilmemesi bence doğru bir karar. Hı-hı. Çünkü orada mali sorumluluklarınız var. Hı-hı. Mali sorumluluklardan dolayı hani bir tarafta olmasından ziyade bir sistemden doğru veriyi alabiliyor olmak, hı-hı, en önemli karar o. Bir hata payı her zaman için bırakmak lazım. Yani 31-12-2019 geçiş zamanı olsaydı. Tabii şu an hatayı belki ya da proje geçişinde olabilecek şeyleri kontrol edecek bir vakit kalmayacaktı. Doğru. Serkan Bey'in dediği son derece doğru. Yani ara dönemler, geçişte ilgilenen ekip aslında yani mali işler ekibi bir yandan kapanışı da yaptığı için yani kapanış yükünün az olduğu bir dönemde geçiş yapmak bence en doğru karar. İlaveten şeyi de eklemekte yarar görüyorum. Yürüyen süreçlerin etkilenmemesi adına da böyle bir buffer, bir ara, bir dönemin, günün, tatil gününün olması. Evet, ciddi anlamda. Mesela yaptığım o güzeldi. Evet, onu da altını çizmek lazım. Doğru. Ben bugün değerli katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Vakitlerinizi aldık. Çok verimli bir webinar oldu diye ümit ediyorum izleyenler için de. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere.